haftaya nasıl başlarsa öyle gider. Enerjimiz enerjiniz olsun. Hasta yatağında yatanlara da şifa alalım. O ne cumaydı öyle. Gerçekten size olay bir final olacağını söylemiştik. İlk defa gelinin mutfakta da elenen gelin kura ile belirlendi. 1315 bölümlük gelinin mutfakta da bir ilk yaşıyoruz. Elenen gelini kura ile belirliyoruz. Selda mı? Özlem mi? Üzgünüm ama açıyorum. Gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimiz. Hayırlısı olsun. Ay, kağıt koptu. Özlem! Kısmet değilmiş. Yapacak bir şey yok yani. Aa. Sen bir beğenmediğin tabağa 4 verirsen biz buradan... Arkamızdan en sağlığa evet, gideriz. Evet, sizi kendiniz eleyeceksiniz derken bundan bahsediyordu. Evet, yapacak bir şey yok. Gerçekten şok edici bir finaldi. Eğer burada olmak, yarışmak isterseniz www.kanald.com.tr ya da 0539 570 37 07 gelin beni gönderin, yüreği olan gelsin. Uhu! Kasa gel. Böyle uzun hava çeker gibi anons yapıyor valla. Birisi gerçekten Allah rızası için bak ödül koyduk başına diyoruz ki Beyhan Öksüz'ü eleyene 30 altın bilezik. He? Yok gelsin, mu şöyle gelsin, bir cengaver? Gelsin göndersin. Beyhan burada. Bari siz yapın. Genelde... Ay belki de yeni gelen gelinim yapar. Hadi çok inşallah. Yapar birine benziyor. Ben genelde gördüm. Kendi gönderiyor. Ver Yiğit'cim. Hem de sarışın. Aa. Aa. Hep bir sarışınlar geliyor. Var, gelsin. Hep bir sarışınlar geliyor. Aa! Ha, 40 lirayla okudum ha Kırıkkale'yi. Hemşerim zannettim. Gelinimiz Melek Kızgın. Ankara, 32 yaşında, aslen Kırıkkaleli. 13 yıllık evli, 2 çocuğu var. 9 ve 6 yaşlarında. Ankara'da yaşıyor. İşletmecilik yapıyormuş, şu an çalışmıyormuş. Kayınvalidemiz Türkan Kızgın, Ankara'da yaşıyor. 58 yaşında, iki çocuğu, bir gelini, iki torunu var. Emekli, o da Ankara'da yaşıyor. Ama çağırdığımda size anlatacaklarım var. Alkışlarla! Beyhan abla neye şaşırdın o kadar? Hangisi gelin, hangisi kaynana değil mi? Evet. He? Hangisi? Birine mi benziyorsun? Seç bakalım. Birine benzettim. Kime mesela, kime? Ben birine benzettim. Neyse bu konuyu konuşuruz, hiç ortalığı karıştırmayayım. Sen bir düşüne dur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Çok beğendim buraya geliş hikayenize. Bayıldım. Kim anlatmak ister? Ben anlatabilirim. Hadi anlat. Şimdi beni aradılar, ben... Önce ne zaman başvurdun onu söyle. Yaklaşık 2,5 yıl oldu. 2,5 yıl önce başvuruyorlar. Evet. Sonra beni aradılar, ben şaka yapıyorlar sandım. Dedim ya böyle bir şey olamaz, hani mümkün değil. Ben başvurduğumu bile unuttum. Evet. Hani çok uzun zaman geçti, sonra aradılar beni. Ben çalışıyordum o zaman, işletmeciydim, dükkanımı bırakamam dedim. Gidemedim, gelemedim. Sonra tekrar sanırım aramak istediler. Ben sonra arayın demiştim ama aradan yine 1,5 yıl geçti. Şimdi aradılar, ben sonra dedim ki kayınvalidemle görüşmüyorum son aradıklarından. Küslermiş. Küsüz. Aa, ne zamandır küsüz? 5 ay oldu. Eylül'den beri görüşmüyoruz. Küsüz ve engelliyiz birbirimizi. Küsüz deme kız, barıştınız ya, barışmadınız mı? Bu olaydan dolayı barıştık. Ekibiniz barıştırdı bizi, sağ olsun. Küsüz, şu an katılamayız diyor. Evet. Bizim ekip de... Hemen kayınvalideyi arıyor, küslükleri hiç sevmiyoruz. Evet, haberi sonra yok. Onları barıştırıyor. Yarışmacı direktörümüz Dilek, buradan alkışlayalım mı Dilek'i de? Evet, Dilek'in sayesinde oldu. İl Dilek'le muhatap oluyorsunuz. Görüntülü mülakatta Evren yönetmenimiz de varmış. Evet, canlı canlı barışmanıza şahit olmuşuz. Aynen, gerisini kayınvalidem anlatsın. Niye görüşmüyordun Türkan? Ne yapıyordu sana? Ben çok kırıldım bunlara. O kadar kalbim kırıldı ki. Ya. Konuşmayacak ama torunlara dayanamıyordum. Ne oldu yani... Melek?
Sen söyle. Maddiyata dayalı. Para, para, para. Tuba'nın en sevdiği konu. Kayınvalidelerin arası, bak sizin de sonunuz böyle Gönül, haberin olsun. En sonunda hepten küseceksiniz, haberiniz olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür Nasıl ederiz. Nasıl paylaşacaksınız altınları? Sen söyle. Gelinim alacak altınları. Hepsini. Çok sever. Razısın yani. Yo, o alacak da bilmiyorum artık. Verir mi, vermez mi? üç adet vereceğim. Gerçekten mi söylüyorsun? 3 adet. Ben daha bir kere kaynanasına bir bilezik veren de görmedim. Hani hep soruyorum ya böyle. Evet. Kimse ben ne kazandık ki ne verin Nursel Hanım? Ne kazandın da veresin. Doğru söylüyorsun. O zaman hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bütün heyecanınızla, güzelliğinizle.